İyi günler, ekonomide görünümle karşınızdayız. Önce piyasalara bakacağız. Ardından önemli haber, Türkiye Varlık Fonu Turkcell'in en büyük hissedarı oluyor. Stratejik bir karar. Çünkü stratejik bir sektörden bahsediyoruz. Orada karmaşık bir ortaklık yapısı vardı. Burada Türkiye Varlık Fonu'nun güçlendiğini, ortaklar arasında olduğunu görüyoruz. Bununla ilgili haberimiz var. Ve ikinci el otomobil fiyatları sıfır otomobilleri geçmiş durumda. Otomobil bir yatırım aracı mı oluyor? Neden böyle bir fiyat oluştu? Bunları konuşacağız. Borsa tarafına baktığımızda koronavirüste ikinci dalga gelir mi? İkinci salgın başlar mı? Endişesi hakim. Bunu görüyoruz. İkinci dalga endişelerinin hakim olduğunu görüyoruz. Amerika'da yeni vaka sayılarında artış görülüyor. Çin'in başkenti Pekin'de koronavirüs salgının ikinci dalgasının yayılmasını önlemek için birçok uçuş iptal edildi. Okullar kapatıldı. Bazı mahallelere giriş çıkışlar yasaklandı. Dolayısıyla hem Amerika'da hem de Çin'de artan koronavirüs vakaları var. Dolayısıyla küresel piyasalarda da buna ilişkin endişelerin arttığını görüyoruz. Borsa İstanbul 112.491 puanda yükselişini sürdürüyor. Turkcell hisselerinde açılıştan itibaren yükseliş vardı. Türkiye Varlık Fonu'nun buradaki ortaklık yapısında en büyük ortak olması %26.2 payla. Bu da önemli bir haberdi Borsa İstanbul için. Dolar TL 6.85 seviyesinde bir miktar yükseliyor. Euro TL 7.71, Euro Dolar 1.12 seviyesinde işlem görüyor. Faiz 8.94, altın onsuna bakalım. Altın onsu 1.726 dolarda yatay. Brent petrol 41 dolar, ABD petrolü 38 dolar. %1'e yakın prim söz konusu. Gram altın 381 liraya çıktı. Hafif bir yükseliş var. Yeniden 380 liranın üzerinde. Çeyrek altın 623, yarım altın 1246 lira, tam altın 2484 lira seviyesinde. Bugünün en önemli haberiyle devam edelim. Türkiye Varlık Fonu Turkcell'de %26.2 payla en büyük ortak oldu. 26 yıl aranın ardından iki kurucu ortak Telia ve Çukurova şirketten ayrılıyor. %26.2 oranında hissedarı oluyor. Şirketin yönetim kontrolüne sahip en büyük hissedarı olacak böylece Türkiye Varlık Fonu. Telia %24.02 dolaylı hissesini 530 milyon dolara satıyor. Buna ilişkin açıklamalar geldi. Hem Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Yönetim Kurulu üyesinden açıklamalar geldi. Hem de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan açıklamalar geldi. Zafer Sönmez, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü. Birincil görevimiz Türkiye'nin stratejik şirketlerine yatırım yapmak. Telekomünikasyon özellikle stratejik bir sektör, bu anlamda önemli diyebiliriz. Diğer taraftan Turkcell'in ayağında pranga olan bütün konular çözülecek. Turkcell'in önündeki engelleri kaldırıyoruz dedi. Yine Zafer Sönmez, Turkcell'de yatırımcı uzun vadeli temettüsünü alacak, sermaye getirisini alacak dedi. 15 yıllık hukuki mücadele son bulmuş olacak. Çünkü burada ciddi bir karmaşa vardı. Böylece yönetimin sadeleşmesi amaçlanıyor. Bütün ortaklar aynı çıkarları güdüyor diyor Sönmez. Çukurova'nın Ziraat Bankası'nda olan borcunu bir kredi vasıtasıyla üstleniyor. Çukurova'nın 1.6 milyar dolarlık kredisini üstlenirken kullanacağımız krediyi nereden alacağımızı henüz karar vermedik dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan da açıklama geldi. Türkiye Varlık Fonu'nun Turkcell'in değerine değer katıp daha da büyüteceğinden eminim. Türkiye Varlık Fonu ve Turkcell ortaklığı küresel ticarette ve iş dünyasında tarihi bir performans ortaya koyacak. Hayırlı olsun dedi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak. Şimdi konuşacağımız konu ikinci el otomobil piyasası. Ne oluyor? Şimdi pandemi sürecinde hem yurt içinde hem yurt dışında fabrikalar durdu, otomobil fabrikaları. Dolayısıyla otomobil gelişinde bir sıkıntı oldu. Bayilerde otomobil yok denecek kadar az. İkinci el otomobilde bir hareketlenme var. Neden? Hem sıfır otomobiller değerleniyor hem de kredi faizleri çok düşük seviyeye geldi. Tüm bunları konuşacağız. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel karşımızda. Hayrettin Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Serdar Bey, çok teşekkür ederiz. Ne oluyor böyle ikinci el otomobil pazarında? Hangi dengeler var? Nasıl sıfır otomobilleri nasıl geçiyor? Şimdi konuyu şöyle özetlemek gerekirse Serdar Bey, burada bu gelinen süreçte önemli olan tarih 2018. 2018 yılında sıfır araç satışıyla alakalı bayilerin kur artışından dolayı az talep olacağını düşünerek 2019'dan alakalı siparişlerini az geçtiler. Evet. 2019 yılının ikinci yarısından itibaren de burada dövizin biraz normal seyirlere gelmesi ve faizlerin düşmesiyle birlikte sıfır araç satışları tekrar bir hız kazandı.
Fakat 2019 yılındaki az sipariş geçirilmesinden dolayı bu mevcuttaki stoklar bir anda eridi. 2020 yılına geldiğimiz zaman da 2020 yılının başında tabii ki 2020 geçeceğini fakat pandemi süreciyle birlikte tekrar bu sıfır araçlarda şöyle bir sıkıntı doğdu. Fabrikalarda üretimlerin durmasıyla birlikte burada sıfır araç girişi piyasaya çok daha az oldu. Konunun esas çıkış noktası burası Serdar. Tamam, orada böyle bir durum söz konusu ama bir de şöyle bir şey var. Bugün Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu, sizin federasyonun başkanı Aydın Erkoç da diyor. Sıfır araç alınıyor diyor otomobil bayilerinden. Yatak yorgan mağazalarında 50 bin lira karla satılmaya başlandı. Nasıl oluyor bu? Bu şöyle oluyor Serdar Bey. Ben size bu konuyu biraz izah etmek isteyeyim. Şimdi sıfır araç satıcısı kişiler burada bizden çok biz bu araçları sıfır otomobil satıcıları olarak gittiğimizde sıfır araç bayilerinden ikinci el satıcılarına bu araçları bize vermiyorlar. Biz bunları sıfır araçları alıp satmak için alma şansımız yok. Bunu fırsat bilen kayıt dışı bizim işimizi baltalayan kişiler diyelim. Bunlar gidip bu araçları sıfır bayilerden yazılıp alıyorlar ve şu anda da sıfır araç piyasasında mevcutta stoklarda araç olmadığından dolayı bunları üzerlerine fahiş fiyatlar koyup satma yoluna gidiyorlar. Yani konunun esasında ikinci el otomobil satıcılarıyla hiçbir alakası olmadığı halde bunu sanki bizler yapıyormuş gibi kamuoyuna lanse ediyorlar. Bu da bize otomobil satıcılarını işin gerçeğine bakarsanız çok rahatsız ediyor şu anda. Biz bu konuyla ilgili çok müzdaribiz. Şundan dolayı Serdar Bey, bizim sektörümüzün en önemli sıkıntısı mesleğimizle alakası olmadığı halde şu anda bu işi meslek edinen kişiler. Yani buradaki spekülasyonu, fiyatlardaki bu artışı yapan kişiler otomobilciler değil. Kesinlikle işi bu olmadığı halde bunu kendine son dönemde bu işten rant elde etmek için yapan kişilerin piyasayı bu hale getirdiğini düşünüyoruz ve söylüyoruz. Peki o zaman bir balon var mı? Fiyatlarda bir balon oluşuyor mu? Dolayısıyla yani şimdi insanlar araç almak istiyor ya sıfır ya ikinci el. Ama kazıklanmasınlar da yani ellerindeki paradan da olmasınlar veya pahalıya almasınlar gereksizlere. Bir balon oluşuyor mu bu ortamda? Biz evet şu anda bir balon oluştuğunu düşünüyoruz. Tabii ki biz fiyatların şu anda bu bantta gitmesini stabil olarak kesinlikle görmüyoruz. Düşmesini mi bekliyorsunuz? Bu kesinlikle sıfır araçların piyasaya girmesiyle alakalı bir şey Serdar Bey. Evet. Yani eğer sıfır araçlar yeteri kadar talebi karşılayacak şekilde piyasaya girerse biz bu stabil halde Skype bağlantısında bir problem yaşıyoruz Hayrettin Ertemel'le. İkinci el fiyatları sıfır araçta geçtiği konuşuyoruz. Ses düzeldiyse eğer tekrar kulak verelim size. Sesim geliyor mu Serdar? Evet, şu anda daha iyi geliyor. Buyurun. Şimdi biz otomobil satıcıları olarak bu durumdan hiç memnun ve değiliz. Onu söylemek istiyorum. Nedenine gelince Serdar Bey, bizler de kendimiz bir sene önce 1 milyon liraya örnek veriyorum. 1 milyon liraya 3 tane araba alabilecekken şu anda biz o fiyatlara belki 2 tane araba alıyoruz. Bu da bizim satış malımız olan, emtiamız olan araçların vitrinimizde olan adedini düşürmüş pozisyonda. Dolayısıyla siz bir de sattığınız zaman yerine yenisini koyamıyorsunuz. Öyle bir problem var. Bir de son bir dakikamız. Şu konuyu da konuşmak istiyorum. Yeni bir yürürlüğe girdi. Yeni bir düzenleme. Bina altında artık araç satışı olmayacak. Bu nasıl etkileyecek ikinci el özellikle otomobil satan şirketleri?
Şimdi bu konuyla ilgili bu 9 Haziran'da böyle bir yönetmelik yürürlüğe girdi. Bu tabii ki beklenen bir süreçti otomobilciler açısından. Burada devletimizden isteğimiz ve beklentimiz şudur ki şu anda mevcutta hali hazırda İstanbul ilinde 2500-3000'e yakın otomotiv satıcısı arkadaşımız var. Şehir içerisinde ve apartman altı diye tabir edilen yerlerde bu işi yapan Özellikle arkadaşlarımız var. İstanbul Anadolu yakasında çok sayıda olduğunu görüyoruz. Örneğin. Avrupa yakasında da var tabii ki ama Anadolu yakasında gerçekten çok daha fazla var. Burada devletten beklentimiz şu anda şu şekilde bir çözümün yapılması. Bu arkadaşlarımız eğer ki bir mağduriyet yaşamaması açısından bunlarla alakalı bir çözüm yolunun bulunmasını kesinlikle bekliyoruz ve istiyoruz. Peki. Nedenine gelince burada 20-25 bin kişiye 20-25 bin çalışan arkadaşlarımız var. 20-25 bin kişi. Bunların mağdur edilmemesi gerektiğini özellikle Peki. belirtmek istiyorum. Bu konuyla ilgili de bir çözüm inşallah bulacağımızı düşünüyoruz. Peki, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben Önemli bir sağ olun. konuydu. Teşekkürler. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel, sıfır araçları geçmiş vaziyette ikinci el otomobil fiyatları, ama ilerleyen dönemde sıfır araçların piyasaya daha fazla girmesi, talebi karşılaması sonrası fiyatlarda bir dengelenme olacak gibi gözüküyor. Spor haberleri olacak şimdi sırada. Hande Sarıoğlu karşınızda. Hoşçakalın.